Evet arkadaşlar, uzun zamandır nasıl coin kastım veya aldığımı soruyordunuz ve ben de size bir site buldum. Açıklamadaki linkten z2u.com'a girebilir. Ucuz, hızlı ve güvenilir coin satın alabilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar patron şu anda tam olarak çıldırdı ve size mükemmel bir kampanya sunuyorum. Bu videoda 1750 beğeni başına bir oyuncuyu 90 rating yapacağız. Yani 3500 beğeni yaparsanız 2 ve 5250 daha önce yapmadığınız bir şey değil. Okullar başladı ama yapabilirsiniz. Hepiniz beğenirseniz 5250 beğeni olur ve bir sonraki bölümde bütün oyuncular neredeyse 90 rating olabilir. Yani evet galiba bütün bir oyuncu hariç bütün oyuncular 90 rating oluyor ve 7000 beğeni yaparsanız da bütün oyuncular 90 rating oluyor. Gücünüze bağlı WhatsApp'tan arkadaşınıza gönderin. Videoyu beğendiğin, eğer futbol mobil oynayan arkadaşlarınız varsa her türlü geliştirebilirsiniz. Bugün kadroda mükemmel gelişmeler yapacağız. Kadromuzun halini zaten şu anda görüyorsunuz. Efsane değişiklikler yapacağım. Geçen videoda abi Galatasaraylılardan o kadar tepki yedim ki yanlışlıkla 4 tane Galatasaraylı oyuncu birden takımda tutmuşum bu arada. Yani gerçekten garip şeyler olmuş. Ve sonrasında da arkadaşlar e, hallettim. Ve arkadaşlar kimya istiyorsan eğer dediniz ki bana kimya istiyorsan stoper çağlar oyuncuyu değiştir ve süper güçün bir anlamı kalmıyor dediniz. Kaç videodur diyordunuz. Ben de onu yapıyorum arkadaşlar. Tabi siz yönettiğiniz için seriyi. Ve ben de birazcık kimya istiyorum. O yüzden çağlar oyuncu kadrodan çıkacak. Yerine Fenerbahçeli bir oyuncu gelecek. Bütün oyuncuların sayısını eşitlemeye çalışacağım. Eşitlenmese de merak etmeyin sonraki bölümlerde illa eşitlenecek arkadaşlar. Yani onu hiç merak etmeyin hiç sıkıntı yok. İlk olarak arkadaşlar hemen transferimizle başlayalım. Sol beke kimi alacağımı şu anda gerçekten. Ee, evet Novak'ı buraya koyacağım tamam şu an sol bek transferi yapmayacağız. Sağ beke Kayseray'ı alacağım bu arada 4 tane Galatasaraylı yapmışım yanlışlıkla. Ozan Tufan yerine güzel bir transfer yapacağız ama ilk olarak Serdar Rezli bir alalım. Serdar Aziz alalım. 3 tane transferimiz var ve 2 oyuncuyu 90 rating yapacağım. Aslında 5000 beğeni geçmediniz. 2 oyuncuyu niye yapıyorum? Çünkü Çağlar Söyüncü 90 rating. 90 rating bir oyuncuyu zaten çıkardık. Bir tane oyuncuyu 90 rating yapınca takımdaki 90 rating sayısı hiç artmamış olacak bir önceki videoya göre. Ve bu şekilde de adaletli olmaya çalışıyorum. Bütün takımlardan eşit yapmam imkansız. Takımda 11 tane oyuncu var arkadaşlar. Allah aşkına beni de lütfen bir Fenerbahçeli fazla olur. Bir Galatasaraylı fazla olur. Ben zaten Fenerbahçeliyim. Yani tamam Fenerbahçe'ye yine vermiyorum. Hani hiçbir şekilde ayrımcılık tanımıyorum ama tanıdığımı düşünebilirsiniz de. Hani Fenerbahçe terslik yaptığımı hani niye düşünüyorsunuz anlamıyorum. Zaten Fenerbahçeliyim. Niye bilerek Fenerbahçeli adamı düşüreyim? En çok istediğiniz şeyleri yapıyorum işte. Her neyse. 45 bin coin yazalım ve Serdar Ezik bulalım abi. İlk bulduğum Serdar Aziz'i alacağım. 25 binden daha ucuz zaten değilmiş. Hemen 30 bin e Serdar Aziz'i gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Kadromuza koyup yükseltelim. Serdar Aziz'i mi 90 rating yapsam abi? Stoper'de 90 rating adama ihtiyaç var aslında. Durun bakalım bir dakika. Zaten Terderezi 90 rating yapmam lazım. Çünkü oradan 90 rating adam çıkardık. Ama nasıl yapacağız? Yani şimdi transfer yapmam lazım takıma bir sürü. Garip garip şeyler olacak arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten zor olacak ha. Bir de şeyi alalım arkadaşlar. Ee, Kaysara. Junior Kaysara'yı alacağız. Başakşehir'den mükemmel bir sabit oyuncusu beğeniyorum. Ve 74 rating Başakşehir'li bir oyuncu yeniden takıma gelecek. Daha önce geldi mi bilmiyorum ama... Yeniden Başakşehir'li bir oyuncu gelmiş olacak işte hemen sağ bek yapalım Kaysare'yi de alalım ve sonrasında da bayağıdır istiyordunuz artık. Lemina'yı da çok istiyorsunuz. Yakında Lemina da takıma gelir arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizler yoruma yazmaya devam ettikçe gelir. Bu kadar değişiklik zaten fazla gelecek. Galatasaraylı oyuncuyu azaltmaya çalışıyorum. Çünkü geçen videoda da Galatasaraylılar bile Galatasaraylı fazla olmuş. Oraya abi abartmasaydın demişsiniz. Çünkü gerçekten 4 tane Galatasaraylı 11 kişilik bir kadro birazcık fazla oldu. Hemen şöyle devam et diyelim. Hemen Atiba'yı da alalım arkadaşlar o zaman. Hat yazalım. Hat için zaten reytingi aynıydı sanırım. Ee, i̇nşallah çıkar abi, hiç uğraştırma bizi lütfen. Pozisyonda MDO yapalım. Bu arada arkadaşlar söylemeyi yine unuttum. Yeniyseniz abone olup bildirimleri açar mısınız? Bak videonun başında söylemedim ya, şimdi çok az kişi abone olacak. O yüzden kankam abone olmayacağım varsa bile lütfen şu an abone ol. Bu benim için gerçekten çok önemli. Yoksa videoyu baştan çekmem falan gerekir. Buna da hiç gerek yok. Neyse. 21.000 coins'e alalım. 21.000 coins'e de Atiba'yı alalım. Çok fazla bakmama gerek yok. Ama şimdi benim bayağı bir 90'lık orta saha oyuncusu almam lazım arkadaşlar. Onları da alıp gelirim sizlerle birlikte. E, i̇lk olarak bir ozan tufanı çıkaracağım. Atibayı koyacağım zaten buraya. Hemen koyalım Atibayı. Abi Pelegrini'yi basabilirim bu arada Atibaya. Hiç acımam çünkü zaten pahalı bir oyuncu değil. E, bu arada e, Atibayı 85 yapsak yeterli. Bu böyle bayağı bir yüksek oluyor. Pelegrini'yi basınca değil mi? 86 oluyor. 85 şu anlık yeterli olacak ona. Yükselteceğimiz oyuncular var ancak şu anda değil. Bir saniye. Abi. Benim şurada şu takımda oyuncum var mı? Şurayı bir çıkartayım abi. Şunu bir sileyim. Kadroyu bu arada 101 reytinge bayağı yaklaştıracağız. Hatta 101 reyting de yapabiliriz. Bugün bayağı coin harcamayı planlıyorum ama bir dakika orta saha var mıymış takımda? Ozan Tufan var bir kere zaten. 11 reyting bu veriyor. Direkt abi Ozan Tufan'ı bastım. Direkt Ozan Tufan'ı bastım. Hiç uğraşmaya gerek yokmuş. Boşuna niye kastık ki bu kadar? Ozan Tufan'ı bastım ve Atiba 85 reyting oldu. Bakalım stoperde var mı? Defans oyuncusu var mı? Linesi de değiştireceğiz tabii ki arkadaşlar. Kaysara'yı Kaysara'ya Linesi basarız. Kaysara'yı Linesi basarız. Ama Serdar Aziz'i 90 rating yapmamız bayağı bir zaman alacak. Sonrasında bir oyuncuyu da daha 90 rating yapacağım. Hemen bunu da yükselttim arkadaşlar 85 ratinge. Şimdi bütün oyuncuların boostlarını yükselteyim. Zaten hani hiç kimseyi değiştirmeyeceğiz. Hiç kimseye bir şey yapmayacağız. O yüzden bütün boostları bir yükselteyim. Etkilenen oyuncular diyelim ve uzun pası gel. Herkesin boostunu abi en yükseğe yükselteceğim. Hiç acımadan direkt yükselteceğim. Bu video birazcık takım geliştirme bölümü oldu. Takımı düzenleme bölümü oldu. Hangi takımdan kaç oyuncu olduğuna da bakacağız. Bir sonraki bölümde düzenleyeceğim şeyleri de sizlere hepsini tek tek söyleyeceğim. Zaten bir sonraki bölüme coins kasmış olurum biliyorsunuz. Her bölümde 1 milyon coins ile çıkıyorum. Sonra 5 milyon coins oluyor bir anda bilmiyorum niye. İşte açıklamadaki linkten siz de alabilirsiniz. Neyse çok fazla söylemeyelim. Hemen şöyle gelelim. Novak'ı da basalım arkadaşlar 100.000 coins'e. Bu arada bu hesaba daha almadım coins şaka yapıyorum. Kasıyoruz. Almış da olabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Bunu şu anda söyleyemem. Hemen güç diyelim ve Serdar Aziz'in de boostunu bastığımız zaman arkadaşlar kadromuzu yükseltmeye başlayalım. Serdar Aziz şu anlık 85 yapıp abi öyle oyuncularını almaya başlayabilirim. Zaten hani satılmayan bir sürü defans oyuncum var. Hemen ilk 11'e bir girelim arkadaşlar. Serdar Aziz'e girelim. Şöyle gel. Tamam mı? Ee, boost antrenman XP'lerini buna kullansam mı kullanmasam mı bilemedim. Sadece kimyayı görmek için arkadaşlar o zaman. Sadece 5 rating artsa yeterli. Aynen şimdilik şöyle bir 5 rating arttıralım arkadaşlar. Zaten sonrasında daha yükselteceğiz. Hemen 5 rating arttırdım zaten 90'a yükselteceğiz. Baya yükselteceğiz arkadaşlar ama kimya 149 oldu. Bak yine yüksek değil kimya. Kimyayı nasıl yükselteceğim? Gerçekten beklediğimden daha düşük oldu arkadaşlar. Yani oyuncular da hani bak Vida Hutchinson'la anlaşıyor. Sosa Novak'la anlaşır. Falcao seriyle anlaşır. Ya bilmiyorum daha ne yapayım abi. Gerçekten 149'dan daha fazla yapmamız lazım arkadaşlar. Kimyayı yükselteceğim. Tabii ki yükselteceğim. Şimdi hemen Serdar Aziz için arkadaşlar ben Arkadaşlar Serdar Aziz'i şu anda bir 85 rating yapalım. Daha da geliştireceğiz ama bir şimdilik 85 rating yaptım. Yani 90 rating nasıl yapacağım abi? Bir dakika ben niye böyle oldu bu kadro? Yani 90'lık adam çıkardık tamam onun boostu gelmedi ama bu kadar zor olmaması lazımdı. Serdar Aziz'i 90 rating yaptıktan sonra da 2 tane Beşiktaşlı, 2 tane Fenerbahçeli, 2 tane Galatasaraylı 90 rating olmuş olacağı için bir de Trabzonlu'yu 90 rating yaparız. Olur biter arkadaşlar. Sosa'yı da 90 ratinge. Şöyle arkadaşlar o zaman şimdi ben Sosa'yı ilk 90 rating oyuncu yükseltmemi yapayım şimdi. Arkadaşlar bu bölümlük Serdar Eziz 87 ratingde kalacak. Çünkü artık ben işin içinden çıkamayacağım gibi duruyor. Her şeyi hesaplamıştım ancak bu boostların olmayacağını hesaplamamıştım. Videodan önce almam lazım çünkü benim bunları almam 1 saat sürer. O yüzden bir sonraki bölümde zaten eğer 5250 beğeni olursa 3 oyuncu birden 90 rating yapacağız. Bunların içine Serdar Aziz de olacak. Zaten bir oyuncuya 90 rating yapacağımı söylemiştim. Yine de bir oyuncu 90 rating yapacağım. Bir de Sosa'yı şimdi 90 rating'e yükselteceğiz. Onu da şu şekilde yapalım. 90 rating'e yükseltelim. Hemen onun, onun Sosa'yı alacağız. Beraber gelin alalım hemen. Bu çıkıyor En azından bu çıkıyor ya. Vallahi böyle bir şey yok. Gerçekten sinirlenecektim yoksa. En azından bu çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı duruşuyorum. Yani videonun süresi hiçbir bir süper güç bölümünün süresi maç yaptığıma rağmen bu kadar sürmemişti. Hani siz görmüyorsunuz tabii siz kırptığım kısımları ama çok anlamadım yani durumları. Ben videodan önce halledeceğim arkadaşlar bütün antrenman XP'li şeyleri. O şekilde yapacağız. Şimdi sabit aldım. Ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmediğim için bir bakalım. Sonra bir tane daha sabit ser alırsak zaten bütün coin'imiz bitecek. Ee, bir bakalım abi Sosa'ya. Pelegrini sabit ser Zaten 5 rating oluyor arkadaşlar. 1 milyon 389 bin de bu adamı da yükselttik. 90 ratinge Jose Sosa'yı da yükseltmiş olduk arkadaşlar. Devam ete basalım. Yani gerçekten çok uğraştım sizler için ve 101 rating 149 kimyaya ulaştık. Bir sonraki bölümde 3 oyuncu 90 rating yapmam gerçekten çok zor olacak. O yüzden arkadaşlar 5250 beğeni atmazsanız sevinirim. Kadroyu yükseltme yaptım bu bölümde. bayağı yükselttim yani aşırı derecede yükselttim ve kadro şu an süper oldu. Bütün oyuncuları 87'nin üstü hale getirmeye de çalışabiliriz aslında. Bakalım getirebiliyor muyuz? Yok. Bütün oyuncuları 87 üstü haline... Novak'ı 87 yapabilir miyim? Ya da uğraşmayalım arkadaşlar şimdi. Sonrasında hallederiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane 90 olmayan oyuncu kaldı. Sonrasında 91, 92 yapmak için uğraşacağız. Aman Allah'ım gerçekten garip oldu. Takımda 149 kimya oldu. Bilmiyorum yani güzel şeyler olacakmış gibi duruyor. Bakalım. Böyle bakıyorum hala 149. Böyle bakıyorum. 145'e düşüyor. Yani zor. Birazcık zor bir oyun arkadaşlar. Şöyle yapalım. 155'e çıktı. Abi tek amaç takımın olmasıymış ya. O kadar pozisyonda oynuyor. Hiç kimyayı etkilemiyor. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Videoya like ve yorum atarsanız çok severim. Bu bölüm maç oynamadık. Diğer bölümde daha da iyi. Tek tek modunda maçta oynayabiliriz. Yorumları yazın. Tek tek mi oynayalım? Karşı atak mı oynayalım? Onu yorumları yazmayı unutmayın. Evet. Transfer önerisi de yapabilirsiniz. Nereye kime alalım ama şu anda takımın çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Size kalmışız. Ne isterseniz yapacağım. Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da çok güzel bir video gidebilirsiniz. Arkadaşlar şuradaki videodan tıklama istatistiklerine bakıyorum. Boşuna mı koyuyorum diyorum bir yandan. Son bir ayda 15 tane filan video izlenmiş şu tıklamadan. Yani bilmiyorum oradan tıklayıp da izleyin ya. Neyse hoşçakalın sizi seviyorum ve bay bay.